Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatı Köfte serimizin 46. bölümüne hoş geldiniz ve tekrar bir ME Access Terminal yapıp craft ediyorum, ancak bunu farklı amaç için kullanacağım. Yok, kullanacağım amaç da Aa, yok, sen bu değildin. Crafting Table. Tabii ki de Crafting Table. Crafting Table, ME Access Terminal. Bunlar ve Iron Ingot. ME Crafting Bunu şimdi geçici bir yere koyacağım. Ve gördüğünüz gibi burada hem itemlarımıza erişebiliyoruz, hem de onları craft edebiliyoruz. Ve bunu aynı ağa bağlı herhangi bir yerden çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Siz hala mı bulmaya devam ediyorsunuz be kardeşler? Tungsten steel. Steel'im azalmış benim. Yani muhtemelen şuralarda bir yerde falan unuttum ben. Başka bir yerde unutmuş muyum? Şurada dalacaklar. Şunları koyalım. Şurada da Block of Steel bulmuştuk zaten. Bakalım sen hangi tip stile dönüşeceksin? Ha tamam, bizim aradığımız tip stil. Çünkü oyunda birkaç farklı tip stil var. Aramadığımız bir tipe dönüşmesini istemiyoruz. Galena ore'lar siz neyde kullanıyordunuz? Galena dust ve sülfür üretiminde kullanılıyor. Galena dust. Silver, lead ve sülfür üretiminde kullanılıyor. Glass Tornus'la aslında bu daha mantıklı. Yani pek bir kullanımı olmadığını hesaba katarsak ben direkt şunları dur, neyde işleniyordun sen? Grinder'da işlersek Macerator'a at direkt. Sülfüre ihtiyacım yok. Ama merak etmeyin, bu düzende geçici bir düzen şu an için. O sisteme geçtiğimizde yine düzenimize öncelikle şu tamamlansın. Ben şunları Blast Furnace'a atayım. Alüminyumlarımı pişiriyormuşum en son. Ha, hızlı pişiyorlarmış. Şunu da taşımaya başlasam güzel olur be. İyisi mi? Hemen bunu doğru düzgün bir yere taşıyayım. Ama önce yorumlarda bahsedilmişti. İkisine de baktım neler dönüştürüyor diye. Ve bir tane evcil penguenim olsa fena olmaz dedim. Ve evcil penguen yapacağım doğal olarak. Selam penguen. Selam. Artık sen benim evcil penguenimsin. Pengueni sıcak bir yerde yaşatıyorum. Ne caniyim. Ama önemli değil. Şurada önemli şeylerimi artık buraya taşıyabilirim. Çok kullandığım şeyleri yani. Mesela barut gibi, flint dust gibi. Flint dust'ı taşımama gerek yok. Aslında barutu da yok. Burada zaten olanları taşıyayım şimdilik. Ve şuna bir çözüm varsa eğer çok mutlu olacağım. Crafting monitör ne işe yarıyor hiç bilmiyorum.
Öğrenirim. Şu taslarımızı da alalım tekrar. Şu blast furnace'ımızı atalım. Silver ve lead elde etmek için bence gayet güzel bir yol. Ve bir yerde zombimiz var. Ama o kadar önemli değil. Şimdi bu bölüm ne yapacağıma karar vermedim. Biraz damdan atlar gibi başladım bölüme. O yüzden biraz wiki'yi kurcalayıp geliyorum hemen. Evet, ufak bir deney yapacağız. Sizle birlikte. Bunun için M'yi direkt M'yi de aratabiliyorum. Export bus lazım bize bir tane. Bunun için. Evet, öncelikle ben asıl yapacağımızı yapayım. Export bus'tan önce Lever Emitter. Bu kolay. Bir tane cable, bir tane redstone torch, bir tane basic pro. Iron'larımızı oraya taşımıştık. Şimdi sen, siz, ha tabii önce bir adet redstone torch gerekecek. Steam olacaktı benim bir yerlerde. Ha ya da boş ver. Direkt. Ufak bir deney yapacağız şimdi. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Gördüğünüz gibi direkt şuradan alıyor. Yani bir çeşit table olarak da çalışıyor kendisi. Hatta bir çeşit değil, direkt project table olarak da çalışıyor. Sadece plan özelliği yok. Onu pek kullanmıyorduk. Zaten ondan çok daha iyisi olacak yakında elimizde. Ve başka ne lazımdı sana? Cable. Tamam. Lever emitter. Şimdi benim şurada bu ağa bağlı bir şeye ihtiyacım var. Şimdi şurada bu bulunsun. Wrench'imizle yönünü değiştirebiliyoruz. Tamam, burası olsun. Ve dur. Cobblestone gel. Şu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ve export bus lazım. Export bus'ı yapalım hemen. Bir adet piston. Bir adet EMA interface. Glasslarım elimdeymiş zaten. Penguin'miş, tamam. Bir an tırstım ne oluyor diye. Recipe neydi senin? Iron cable. Ha, dur. Önce şu iron redstone redstone quartz quartz. Iron redstone. Sen dur. Benim kafa gene karıştı. Redstone. Quartz. Seni yaptık. Sonrasında direkt şurada MI interface diye bir şey olacaktır herhal. Tamam. Bu cable ve glass. Cable benim elimde var. Evet, tamam. Export bus. İçin pistona ihtiyacımız var. Piston kolay iş.
Tabii ki de bu da ihtiyacım var. Pistonumuz da tamam. Piston. Başka ne lazımdı? Interface, iron. Base, iron. Ve sen. Export pass. Tamam. Ve wrench'le tekrar yönünü ayarlayalım. Bu da artık ağımıza bağlandı. Sen ne bırak? Cobblestone. Evet. Active without signal. Tamam. Sinyal olmadan aktif ol. Saniye, seni koymayacaktık. Tamam, cobblestone'umuz bu sayının üstünde. Bakalım redstone sinyali veriyor mu? Without signal. Active with signal diyelim. Ve kendimize bir tane chest verelim. Ki yok. Kendimize chest veriyoruz. Herhangi bir taşıma yapmıyor. Ama seni direkt stack moduyla taşıyalım. Kaç tane var senden? Bakalım sayıyı arttırırsak eğer buna ne oluyor? Şu an karşınızda deney yapıyorum hani. Aa. Tamam, bu sayının üstünde olunca redstone sinyali veriyor. O zaman active with signal olacaksın sen. Tamam, yöntemimizi buldum. Ve bunu tam olarak şurada kullanacağım. Evet. Size nasıl kullanacağımı açıklayayım aynen. Şu arc export bus'ımız direkt olarak şurada bir tane relay olacak, ona bağlı olacak. O relay'imiz şey. Ayrıca bu export bus'ımızın arkasında ya köşesinde bir yerde direkt şu arkadaş olacak ve belli sayıda depolamasını isteyecek ve sana güzel bir yer bulalım. Şimdi sana bir kafes yapacağım ama. Aa güzel, çok güzel de kanat çırpıyormuş. Sevdim ben bunu. My little pet. Sana güzel bir ev yapacağım, kulübe. Ama o zamana kadar burada dur. Uslu uslu. Ah. Evet. O zaman ben direkt şunları kırayım. Bu chest şimdilik burada dursun. Ve bana bir tane daha relay lazım. Aman ne güzel. Gerçi relay o kadar sıkıntı bir iş değil ama gene de lazım. Şimdi
Villa için ne lazım oluyordu? Iron Bar'ımız olacak şurada. Evet, Iron Bar'ımız var. Pistonumuz var. Silikon wafer'ımız var. Redstone'umuz burada yok. Ama olacak. Ayrıca item'ları bu şekilde buradan da alabiliyoruz. Sizi buradan alalım. 2, 3, 4. 1. Bu arada bunun otomatik crafting sisteminde gayet şunları falan da bir crafting aracı olarak gösterebiliyorsunuz. Yani onların recipe'lerini de yapabilirsiniz. Böyle aşırı gelişmişin önde gideni bir arkadaş bu. Şimdi önce şunu yapalım. Tabii ki de ters. Evet. Sonrasında piston. Cobblestone. Redstone transposer. Red dot wafer. Ve wood. Evet, relay recipe'sini ezberlemişim artık. Şimdi seni alalım. Canvas back. Gel bakalım buraya. Ve sende çok benim çok işime yarayacak bir şey var. Sonic Tornavida. Ve şu şekilde yerleştirdim. Tabii yerin değiş... Aslında yerin değişmeyebilir. Sadece bunların upgrade'lerini değiştirebilirim. O da gayet işimi görür. Ama dur yerini değiştireyim ben. Direkt şöyle bir yere geçse. Tabi buna birkaç farklı tip item geçecek. O yüzden birkaç farklı tip. Aslında dur birkaç tane relay yapmam gerekecek. Ha, sıkıntı olmaz. Evet cidden sıkıntı olmaz. Neyse onun sistemini düşünürüm. Ve sana bir adet export bus bağlı olacak. Wrench ile yönünü ayarlayalım. Evet. Ve export bus'ımızın yanına bir tane sen bağlı olacaksın. Geri kalanı zaten yeterince belli. Ama onu şu an yapmayacağız. Yapacağız. Neyse onu daha sonra planlarım. Aslında dur, Core'yi durdurabilirim şu an. Evet, Core'imiz dursun. Bir de Biofuel durumuma bakacağım. Ve Mulch Stone'a. Mulch Stone azalmıyor bile zaten. Ve oyunum neden dondu? Ha tamam. Bu ara öyle yavaş çalışıyor çünkü buna yeterince elma gelmiyor. Fakat mulch, önemli olan şey mulch ve mulchumuz gayet güzel gidiyor. Dolayısıyla da bu olaydan nefret etmeye başladım. Cidden nefret etmeye başladım ve daha kötüsü oldu. Evet, oyunun çökmesinin ardından tekrar yerine geldi. Tabii kendine gelmesi için kısa bir süre gerekecek. Ne zombi sesi duyuyoruz? Bir saniye. %5 alalım. Sen böylesin. Core'imizi durdurmamızın temel sebebi artık şu anki depolama sistemimizi değiştirmeye başlamamız. O yüzden Core'imizi tamamen durdurduk. O zaman ne yapacağız? Bunun dışında şu arkadaş
Bunları devre dışı bırakamayız. Zaten bırakmayacakmışız daha. Ama şu arkadaşı kapatacağız. Evet. Bunun dışında şu arkadaşı bir adım geriden taşıyalım. Çünkü başka bir tayfayı şunları biraz farklı bir yerden taşıyacağım. Oradan değil tabii ki de. Evet. Ve sizleri şuraya koyacağım. Birkaç farklı tip relay ve şundan koymam gerekebilir. Gerçi bu... bir saniye dur. Bu arkadaş birden fazla tip ayarlanabiliyor. Yani dolayısıyla da bu demek oluyor ki sadece bundan birkaç taneye daha ihtiyacım olacak. Bu benim için çok daha güzel bir haber. Zaman ne yapıyoruz? Ondan birkaç tane yapıyoruz. Bunun için birkaç tane. Biraz da kum pişirmem gerekecek. Ve şu fazlalıkları bir şekilde elimden atıyorum. Sen gitmeyecektin henüz. Glass sen de gitmeyeceksin. Kabulsun sen git. Senin programını değiştireceğim. Gel bakayım sen. Bir isim koymamıza gerek yok. Gravel. 4 Wood bir adet de Sand. Evet. Gördüğünüz geri kalanını şuraya atalım direkt. Yanlış şeyi yapıyoruz ama olsun. Meter'larımızı da gayet düzgün bir yere taşıyacağız. Ve şu crafting monitör şurada da olacak. Daha doğrusu şunu format diyoruz. Ve artık buradaki itemların hepsini alabilecek durumda olacak. Nasıl dur bunu upgrade edip öyle mi yapsam? Evet bunu upgrade edip yapayım. Yani bu haliyle istemiyorum. Ama bunu upgrade etmenin bir yolu yok. O zaman upgrade etmenin bir yolu var mı seni? Hayır yok. O zaman ne yapıyoruz? Yani sen bu şekilde kal. Sen de kullan. Gravel de kalsın, kalmasın burada. Format. Tamam, sen cobble dörtsün. Yani dörtler de otomatik olarak sana gelecek ve bunun anlamı dörtleri buraya koyduğumuz takdirde ya bunu çektiğimiz takdirde burada 4 ve cobblestone olmayacak. Evet. Ben bunu hazırladığımıza göre şu arkadaşı da yakında durdurabiliriz. Evet, çünkü sorting sistemiyle uğraşıyoruz. Ancak o kadar bir aciliyet yok. Ama şu aşağıdaki arkadaşı elma ile besleyeceğim bir. Çünkü canım istedi. Yani elmanın başka bir kullanımı yok şu an elimizde. Kullandığımız. Ve bu zombi nereden geliyor?
asıl sınavı. Bunları koyalım. Evet, şimdi birkaç tane daha. Neydi sizin adınız? Ha, lever emitter. Bunlardan birkaç tane daha yapmam lazım. Ha, dur, yalnız. Yok, birkaç tane de şundan yapmam lazım, evet. Çünkü hepsi farklı farklı çalışacak. Evet. Birkaç tane yapmam lazım. Şundan da. Ya bundan da mı birkaç tane daha relay lazım? Ya yok. Birkaç tane relay lazım değil. Hatta dur. Kaç tip item istiyoruz burada biz? Sana woodlar gidebilir. Evet, woodlar gidecek. Cobblestone'lar gidecek, dörtler gidecek, gravel'ler gidecek, sand'ler gidecek. Belki marble'ları da gönderebilirim. Cobblestone, dirt, gravel, sand, wood, marble. 6 farklı item gidecek. Senin kaç yüzün var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 yüzü. Lanet. Ama iki tane sizden yaptığım takdirde bence gayet stabil çalışabilir her şey. Evet, iki tane. Tamamdır. Nasıl çalıştıracağımı az buçuk buldum sanırsam. O zaman ben malzemelerimi hazırlayıp geliyorum. Evet, böyle bir düzen oluşturdum. Şuradan bağlamama gerek yok zaten. Tabii ortalığı biraz mahvettik ancak onu daha sonra düzeltirim. Şu tüpleri zaten yakında taşıyacağım. Bunlar geçici olarak duruyor. Dolayısıyla da şu enerji hattının daha rahat aktarılacağı bir yeri bulabileceğim. Belki. Evet. Tabii bunları programlamayı biraz sonra iki bölüm arasında bırakıyorum. Bu bölümde süremiz bayağı azalmış. Şu arkadaşlar da kendi çapında takılıyor. Orası o kadar önemsediğim bir yer değil artık. Oğlum bunlar da baya... Arada bir şunlardan da üretebilirsiniz. Ağaç farmı durdurdum bu arada. Ve şu export baslardan baya bir yapmam gerekecek aslında. Ama... O zamana kadar ben şu... Taşıyacaklarımı buraya taşıyayım. Ondan sonra bakarız ne yapacaklarımıza. Tabii bir ara nereye gideceğini bulamayan woodlar buraya gitmiş. Doğaldır. Ben bir kısmını ben onları alayım. Geri dönüşümü atayım. Çünkü scrap üretimimiz şu an sıfır. Ayrıca şu upgrade'leri de değiştireceğim. Tamam, bu ikisi 4. O halde siz 3 olun. Siz 5. Tamam, güzel. Bence gayet güzel bir düzen. Aslında düşünün de sugar cane'leri ve şunları geri dönüşüme atabilirim. Evet. Ah. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.